sebep oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ercüment Ovalı'nın açıklamasına sert çıktı. Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Cümlelerimi özellikle seçerek kullanıyorum. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Ve sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Uluslararası bir firmanın ilacı böyle umutlar tüketilerek ifade edilemez. İlaç tartışması sürücüye benziyor. Tamam. Yapalım, yemek yiyelim mi? Hadi yiyelim. Hiç bu zamanı bırakmazdı. Vasiyeti böyle yerine getirildi. Güney Afrika'da. 72 yaşındaki Güney Afrikalı eski politikacı 1990 model otomobiline çok düşkündü. Kesine de beni tabutla paramanla gömün diye vasiyet etti. Bana da işaret var burada. Honda Hordayla. İlimi işaret var. Düşüp hayatını kaybetti. Ailesi vasiyetini yerine getirdi. 8 metrelik bir mezar kazıldı. Sürücü koltuğuna oturtulan Pizzo çok sevdiği klasik otomobiliyle defnedildi. Bu ilk değil. Önceki yılda Nijeryalı bir adam ölen babasını son model otomobiliyle toprağa vermişti. Yoluna gider olur mu? Yangın sosyal mesafe kurallarını unutturdu. Alevlerin arasından kurtarılan yaşlılar işte böyle yan yana yatırıldı. Korku dolu dakikalar. Çankaya'daki işte bu yaşlı bakım merkezinde yaşandı. Nedeni bilinmiyor ama çıkan yangın sonrasında binayı bir anda alevler sardı. İçeride başladı, biz çıktık. Biz aşağıda... Gerhard, Çankaya Emniyet Müdürü görevden alınması lazım. Vardı. Yaşlıların çoğu yatalak olduğu için dışarı çıkarılmaları kolay olmadı. Yaşlılara ilk müdahale bahçede yapıldı. İşte o anlarda Covid-19'un unutulduğu görüntüler ortaya çıktı. Yaşadıkları korku ve panik adeta gözlerinden okunuyordu. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da dumandan etkilenen yaşlılar hastaneye kaldırılıyor. Polis ekipleri ise hiçbir şekilde basın mensuplarının görüntü almasına izin vermiyor. Nasıl aldınız o görüntüde? Soruşturması devam ediyor. Tek teselli can kaybının olmaması. İyi. Bunlar biz aslında dönem işçiliğidir. Koronalı günler... Sema benim bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı başımıza belalar seyir yağacaktı diyor ya işte. Sema, bu Avrupa'nın başına yağan bu şeylerin, yani beli bükülü ihtiyarları attılar şeye çöpe ya. Bizans'tan kalma su sarnıcına göz diktiler. Taşlarını, tuğlalarını söktüler. Benim oğlum bize bakacak değil mi kardeşim? Ya ya. Nasıl bakacak? Bilmem. Hadi ben bir gün oğlum ya yemek yapamam. Olay hep dışarıda yeriz. Her gün dışarıda. Dışarıdan getirdiniz değil mi? Dışarıdan yeriz. Mesafe kuralına uymadıkları için de ayrıca işlem yapıldı. Sahip çıkmak lazım. Mama. Yalnız yaşadı tek başına. Kongo'dan baktılar 3 gün sonra ölü bulundu. Yaşı da vardı. Cinayet olduğu anlaşıldı. 8 lira için bir cana kıydı. Yaşlı kadını öldürdü. O katil zanlısı geçici kurye çıktı. Öyle ya. Tanıyor musun? Çocuğu tanıyor. Beni tanıyor mu ya? Bak bana çok kuru yapraktı. Çok kuru yapraktı bana. Var mı bu öldürmüş? Doğmaz sizinle değiliz. Evet. Bahşet'in adresi Bakırköy Kartaltepe. Ben Ahmet oldum. Bakırköy'de işte bu apartmanda yaşıyordu. 78 yaşındaydı ve yalnızdı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkması yasak. Bu nedenle ihtiyaçlandı.